Öncelikle hoş geldiniz. Bu imkanı bizlere sağladığınız için teşekkür ediyorum. 30 Mart 1988 Ankara doğumluyum. Anadan doğma, babadan olma Ankara güçlü bir hikayem var. Babam ismimi 88 yılında Ankara Ünlü'de oynayan Küçük Savaş'tan koyarak beni bugünlere getirmiş. Ben de uzun yıllardır Ankara'ya gönül vermiş, zamanında orada futbol oynamış. Şimdi de antrenörlük hayatına devam eden bir Ankara gücü sevdalısıyım. Yaklaşık bir 5 senedir Kursaklar bölgesinde Ankaracı Futbol Okulu olarak hizmet veriyoruz. Buradaki sporcuları iyi anlamda yetiştirmek, iyi bir sporcu haline getirmek, yetenekli olanları altyapıya kazandırma amaçlı çeşitli antrenman metotlarıyla öğrencilerimizi altyapıya yönlendirme amaçlı antrenman içerisindeyiz. Hizmet ettiğimiz süreç içerisinde birçok öğrencimizi altyapıya kazandırdık. Şu an hala altyapıda devam eden birçok öğrencimiz mevcut. Bizimle birlikte bu işi yapan birçok futbol okulumuz var. Oradaki hocalarımız, oradaki kardeşlerimiz de birçok sporcu hizmet edip bu şekilde Ankara Gücü'ne hizmet etmeyi öngördü. Sonucunda da kazanan her zamanki gibi Ankara Gücü olacak, gençler olacak, sporcular olacak. Ufak yaşlarda babam Ankara Gücü maçına götürmüştü bizleri. O zamanlar şartlar çok ağırdı tabii, şimdiki gibi değil. Soğuklar, sıcaklarla mücadele ediliyordu. Babam bir öğlen maçına götürmüştü bizi. Orada da galip gelmiştik. Çıkışta da köfte yedirmişti bize. Bu sürekli devam etti. Her hafta sonu maça gidecek miyiz diye, maça gidecek miyiz diye sürekli babama soru sorardı. Babam bizi maça götürürdü. Akşam maçları, öğlen maçları derken yıllar böyle gelip geçti. Sonra biz artık kendimiz gelmeye gitmeye başladık. Bu şekilde devam ediyor. 2017 yılında askerden döndüm Temmuz ayında. Eylül ayında futbol okulu müracaatımız oldu. O dönem başkanımız Mehmet Giner'di. Mehmet Giner sağlamış olduğu kolaylık ile biz futbol okulumuzu aldık. Aynı zamanda bir de Mert hocamız var. Beraber aynı işi yürütüyoruz. Bugün kendisi cenaze dolayısıyla aramızda değil. Birlikte yapmış olduğumuz bir fizibilite ile Ankara Gücü'nün futbol okulunu bünyemize kattık. Bünyemize kattıktan sonra da çalışmalarımız 2017 yılından bugüne kadar devam etmiş bulunmakta. 5 yıllık bir süreç. 5-15 yaş arası çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Yaş grupları ayrılıyor tabii ki. Herkesin kendine ait bir yaş grubu var. Kimi zaman bu grupları bazen harmanladığımız da oluyor yeteneklerine göre. Çünkü bazı oyuncuların yetenek seviyeleri üst seviyede oluyor. Onları farklı bir bölgede, farklı bir yaş grubunda oynatarak aslında onun gelişimine katkıda bulunuyoruz. O şekilde bir antrenman durumumuz mevcut. Kulüp bize hazırlık maçları ve seçmeler, kulübümüz ve altyapı koordinatörleri, futbol okulu sorumlusu Ahmet Yiğit hocamız var. Doğrudan iletişim halindeyiz. İstediğimiz zaman arayıp hem sıkıntılarımızı, hem beğenilerimizi, hem önerilerimizi dikkatle dinleyip bizlere yardımcı oluyorlar. Bir oyuncumuz kendisini yetenekli gördüğümüz an altyapıdaki bu futbol okulu sorumlusu hocamıza ulaşıyoruz. Ulaştıktan sonra oradaki hocamız da yaş doğumu 2008 ya da 2009 herhangi bir yaş doğumlu grubun hocasıyla iletişim halinde olup çocuğu orada yetenekli gördüğü şekilde antrenmanlara davet ediyor. Bir yaklaşık bir ay bir antrenman deneme süreci var. O süreçte de çocuk orada başarılı olursa, orada da devam ederse, istediği gibi oynayabilirse altyapıya bir geçiş sağlıyor. Aslında futbol okullarının amacı budur. Seçmeler oluyor yani genelde Ankara Gücü'nde ama 1000-2000 kişinin katılmış olduğu bir seçme. Oradan öğrenci ya da sporcu beğenilmesi çok zor. Futbol okulu bu açıdan çok avantajlı. Çünkü çocuk burada temel eğitimi alıp kulübe daha rahat adım atabilir yeteneği süresince. Biz gerekli eğitimi zaten burada veriyoruz hepsine. Futbola genel ilgi Türkiye'de var. Türkiye'de olduğu gibi şu an bizim bu bölgemizde, Ankara'da, semtimizde de futbola ilgi yoğun. Yani şu an yaz dönemi olmasına rağmen bizim antrenman sayımız, şu an öğrenci sayısı az. Yaz dönemi olduğu için böyle tatilde olanlar var. Kışın bizim sayımız daha fazla oluyor. Çünkü okul dönemi, herkes burada. Çocukların ilgisi oldukça fazla. Biz de bu hazır bulunuşluklarını göz önüne alarak çocuklara gerekli desteği, eğitimi, her türlü yönden sosyal iletişim becerilerini geliştirmesi açısından burada onların istediği şekilde belirlemiş olduğumuz bir düzende antrenmanlar devam ediyor. Ama genel itibariyle dediğim gibi futbola ilgileri çok büyük. Biz elimizden geldiği müddetçe de onların ilgisini arttırmaya, ilgisini, dikkatini daima bu süreçte bizimle olması için özen gösteriyoruz. Şimdi spor yapan bir birey herhangi bir branşta okuldaki akademik başarısı yükselir. Ben kendim aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim. Okulda da öğrencilerim var. Hafta sonları da antrenör olarak burada görev yapıyorum kendi takımımda. Şimdi spor yapan bir bireyin akademik başarısı yükseliyor.
maalesef şöyle bir algı var Türkiye'de. Sporla ilgilenen derslerini bir kenara itip ders çalışmıyor deniliyor. Ama öyle değil. Çünkü çocuk burada el göz koordinasyonu ile geçirmiş olduğu antrenmanlar ile aslında dikkatini topluyor. Çocuğun dikkati dağılmıyor. Bizim amacımız bu. Çocuklara bunları öğretmek, bunları göstermek ve bu süreçte de yanında olmak. Akademik başarısı yükselen birçok çocuğumuz var, birçok örneği var. Yani aralarında okuldaki durumları yüksek seviyede olan birçok öğrencimiz mevcut. Biz bu konuda da zaten öğrencilerimizin takipçisiyiz. Okuldaki durumları aileleriyle birlikte bir iletişim halindeyiz. Bu her zaman böyle devam etti. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah. Sevdiğim işi yapıyorum ben. Yıllardır futbol oynadım, yıllarca futbol oynadım. Futbolun içinden geldim zaten. Fanatik bir futbol sever, Ankara Güçlü babanın oğluyum zaten. Ailemizde böyle büyüdük ve bu çocuklara eğitim verirken hiçbir zaman sıkılmadım. Yani çocuklarla uğraşmak zor. Zor bir süreç, zor bir evre. Çünkü çoğu aile evde bir ya da iki çocuğuyla uğraşamıyor bazen. Kimi zaman eksik kalıyor, bu olabilir. Ama biz burada 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye, 50 kişiye aynı anda eğitim vermeyi başarıyoruz. Bu işimizi sevmekle alakalı zaten. Sevmediğimiz bir işi yapma imkanımız yok. Ben o yüzden buradayım. Hiçbir zaman sıkılmadım. İşim hep çocuklarla birlikte onlara bir şey öğretmek, onlardan bir şey öğrenmek oldu. Spor okulundaki temel hedefimiz her şeyden önce iyi bir insan olması. İyi bir birey, sağlıklı bir birey olması. Daha sonra iyi bir sporcu, yetenekli bir sporcu haline getirip çocukları Ankara Gücü'ne hizmet edebilecek şekilde yetiştirmek. Ama her şeyden önce iyi bir insan olması için çabalıyoruz. Burada saygı, sevgi, hoşgörü, iletişim, sosyalliği öğreniyor çocuklar. Aynı şekilde gittiği zaman toplumsal hayatta da bunun faydalarını kendine sağlıyorlar. Uzun yıllar liglerde mücadele eden köklü kulüplerden birisi Ankara Gücü. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Hani tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Çeşitli sıkıntılı dönemlerden geçti. Bu tekrar olabilir ama şu an iyi durumdayız. Çok çok iyi durumdayız. Başkanımız sayesinde, sayın yöneticiler sayesinde her şey iyi durumda. Ama bunun için belirli bir zamana ihtiyaç var. Ligin üst sıralarına tırmanmak, daha net hedefler koyabilmek için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Biraz sabır gerekiyor. İyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yani bu atılan adımlar, kurumsallaşma adına her branşta, hem futbol, işte yakın zamanda basketbol ve handbol. Bu açıdan baktığımız zaman bir kurumsallaşma adına yapılan çok iyi şeyler var. Bu kurumsallaşmanın da ben sportif başarıya getireceğini düşünüyorum. Bir Ankara Güçlü olarak, iyi bir Ankara Güçlü olarak, sizler de öylesiniz. Allah nasip ederse iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Ama biraz sabra ihtiyacımız var. İnşallah bu dönemde o sabrımızı yitirmeyiz. Ve güzel yerlere geleceğiz. Ben inanıyorum buna. Hazırlık başları şu şekilde. Kulübümüz yine bize sağladığı olanaklardan faydalanarak birçok bölgemiz var. Yaklaşık Ankara'da 45 tane yanlış hatırlamıyorsam birçok bölgemiz var. Bunlarla iletişim halindeyiz hocalarımızla. Altyapı koordinatörü, futbol okulu sorumlusundan izin alarak onların bilgisi dahilinde kendi aramızda hazırlık maçları düzenliyor. İşte Pursaklar'a gelen oluyor. Biz Çubuğa gidiyoruz, Eryaman'a gidiyoruz. Eryaman'daki futbol okulu buraya geliyor. Çocukların kaynaşması açısından böyle bir olanağımız var. Kulübün sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak bu şekilde hazırlık maçlarımız devam ediyor. Türk milleti olarak biz milli benliklerimize, bayramlarımıza, özel günlerimize sahip çıkmak zorundayız. Ankara Gücü de bu ülkenin köklü camialarından birisi. İmarat Harbiye, biliyorsunuz o işçilerin kurmuş olduğu bir takım. Atatürk'ün vermiş olduğu renkler ile mücadele eden bir takım. Geçmişi, kültürü çok büyük. Biz burada çocuklarımıza bu özel günlerde, bu değerli günlerde, işte en son yapmış olduğumuz 23 Nisan, 19 Mayıs örnekleri mevcuttur, organizasyonları. Çocuklarımıza bir Türk bayrağı, bir Ankara Gücü bayrağı vererek burada onların o şekilde mutlu olmasını sağlayarak hem kendi kültürümüze hem Ankaracı kültürüne sahip çıktığımızı tüm herkese göstermek istiyoruz. Çocuklarımız bu bilinçle yetişiyor. Benim her şeyden önce ve Mert hocamızın, değerli hocamız şu an burada yok kendisi, ilk amacımız bu. Her şeyden önce kendi benliğimize, kültürümüze ve Ankaracı kültürüne sahip çıkacak sporcuları yetiştirmek. Bunları yaparken de hem eğlenerek hem keyif alarak, hiçbir şekilde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bir birlik olduğumuzu göstererek çocuklarımızı bu şekilde eğitiyoruz. Vallahi Ankara Gücü taraftarı çok büyük bir taraftar. Çok büyük bir kitlesi var. Yani takımı ölümüne seven, ölümüne mücadele eden,
her yere giden bir taraftar kitlesi var. Ben de onlardan birisiyim. Birlik, beraberlik olduktan sonra, bu sağlandıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü Ankara Gücü taraftarı, yani Türkiye'de şu an isim yapmış taraftarlardan çok daha ötede bir taraftar. Şu an o takımların ismini zikretmek istemiyorum. Biz onlardan çok çok büyüğüz. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir takımımız. Renklerimiz, armamızın bile bir temsili var. Biz birlik beraberlik olduktan sonra, bu beraberliği sağladıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. O coşku, o ateş, o atmosfer hiçbir yerde yok. Ben her tribüne gittiğimde, tribünden yetiştim zaten kendim. Tribüne her gittiğimde, İstiklal Marşı okunurken, işte iyi gününde kötü gününde bestesini çok severim. İyi günde kötü günde hep beraberiz. Çünkü biz Ankara Güçlüyüz. O her söylenişinde tüylerim diken diken olur. 35 yaşındayım. Bir fiil 30 senedir tribündeyim. Her şeyi başaracağımız anlamına geliyor. Bugün deplasman var. Birçok taraftarımız oraya gitti. Ailesini bırakıyor. Çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Babam şu an deplasmanda. 68 yaşında. Hala maçları bırakmadı. Şu an kendisi deplasmana maça gitti. Ben gidemiyorum mesela. Taraftarlarımın mesajım şu, orada çok büyük değerli abilerimiz var, kardeşlerimiz var, bizlerden büyük, daha çok emek veren insanlar var. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah kısa zaman içerisinde birliği beraberliği sağlayacak hareketleri olur. Bizlere de örnek olurlar ve bizden sonraki nesile örnek olurlar. Ankara Gücü'nü daha güçlü bir yere getirmek için mücadele eder ve savaşırlar. Çünkü bu güç bizde var, bu güç başka kimsede yok. Allah bize böyle bir güç, bir kuvvet vermiş. Bunu kullanmak bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum.